Selam herkese, Trendez Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste denetimsiz öğrenme algoritmalarından temel bileşenler analizini anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Geçen dersimizi anlattığım gibi birçok neden için denetimsiz öğrenme algoritmalarını kullanarak veriyi dönüştürebiliriz. En genel sebep veriyi görselleştirmek ve az sayıda faktör ile öz niteliklerin büyük bir kısmını temsil edebilmektir. Bunları yapmak için kullanılan en genel ve en basit yöntemlerden biri Principal Component Analysis denilen temel bileşenler ayırma analizidir. Temel bileşenler analizi veri setini döndüren bir metottur. Döndürülen öz nitelikler istatistiksel olarak ilişkisizdir. Böylece veri setindeki temel bileşenler elde edilmiş olur. Özetle bu derste temel bileşenler analizi nedir, nasıl boyut indirgenir, çok boyutlu veriler nasıl görselleştirilir, parazitler nasıl fitrelenir, yüksek boyutlu veri setlerinden önemli özetelikler nasıl çekip çıkartılır gibi konulardan bahsedeceğim. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Birçok makine öğrenmesi problemi binlerce hatta milyonlarca öz nitelikten oluşur. Bu kadar fazla öz nitelikle çalışmak hem algoritmanın eğitimini çok yavaşlatır hem de iyi bir çözüm bulmak zorlaşır. Temel bileşenlerine ayırma yöntemiyle Öz niteliklerinin sayısını azaltmak mümkündür. Bu analiz esas olarak boyut indirgemek için kullanılır ama veri görselleştirme, parazitleri fitreleme, önemli öz nitelikleri çekip çıkarmak için de kullanılır. Temel bileşenler analizi gözlenen değişkenlerdeki varyansı maksimum düzeyde temsil edebilecek bileşenlerin bulunmasıdır. Gerçek dünya problemlerinde eğitim örneği bütün boyutlarda düzgün bir şekilde dağılmaz. Birçok öz nitelik neredeyse sabitken Diğerleri de birbirleriyle aşırı ilişkin olabilir. Bütün eğitim örnekleri yüksek boyutlu uzaydan daha düşük boyutlu alt uzay içinde konumlanabilir. Örneğin ekrandaki görsele bakalım. Bu grafikte dikkat ederseniz bütün eğitim örnekleri bir düzleme yakın konumlanmış. Bu iki boyutlu düzlem daha yüksek 3 boyutlu uzayın alt uzayıdır. Her bir eğitim örneğini alt uzayda gösterirsek ekrandaki gibi grafik elde ederiz. Dikkat ederseniz eksenlerdeki yeni öz nitelikler Z1 ve Z2'dir. Şimdi bir veri seti üzerinde bu anlattıklarımızı gösterelim. Öncelikle numpy'ı np kısaltmasıyla import edelim. Ardından bir RNG değişken alalım ve numpy'deki random metodunun random state attribute'unu çağıralım. Bu değişkeni kullanarak iki dizi üretip birbiriyle çarpalım. Ardından transpozun alalım. Bir x değişkeni oluşturduk. Bu değişkenin yapısına bakalım. x'in 200 satırlı ve 2 sütunlu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu veri setinin grafiğini görelim. Öncelikle matplotlib kütüphanesini plt kısaltması ile import edelim. Grafikleri satır aralarında görmek için yüzde matplotlib inline sihirli komutunu kullanalım. Daha sonra Scatter metodunu kullanarak veri setindeki iki değişkenin ilişki grafiğini görelim. Ve grafik karşımıza geldi. Grafikten bu iki öz niteliğin ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Lineer regresyon ile x değerlerinden y değerlerini tahmin edebiliriz. Ama buradaki denetimsiz öğrenme problemi x ile y arasındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışmaktır. Bu ilişki verideki temel bileşenler eksenleriyle bulunur. Bu eksenler veri setini tanımlamak için kullanılır. Scikit-learn'deki PCA tahmincisini kullanarak bunu hesaplayalım. Öncelikle decomposition'dan PCA'yı import edelim. Daha sonra import ettiğimiz bu sınıftan bir örnek alalım. n_components argümanına 2 yazalım. Ardından fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Böylece fit veriden bileşenler ve açıklanan varyans gibi bazı değerleri öğrendi. Bunları ekrana yazdırabiliriz. Örneğin print yazıp modeli yazdıktan sonra components yazalım. Yine print yazıp modeli yazdıktan sonra explained variance ifadesini yazalım. Bu komutları çalıştıralım. Böylece bileşenleri ve açıklanan varyans değerleri ekrana yazıldı. Grafikte girdi veriler üzerinde vektörler olarak bu değerleri görmek isteyebiliriz. Vektörün yönünü tanımlamak için bileşenler Vektörün uzunluğunu tanımlamak için açıklanan varyans kullanılır. Ekrandaki grafikte verinin temel eksenlerini tanımlayan vektörler gösteriliyor. Temel eksen üzerindeki her bir noktanın projeksiyonu verinin temel bileşenleridir. Boyut indirgemek için temel bileşenler analizini kullanarak bir veya daha fazla en küçük temel bileşenler sıfırlanabilir. Veriyi düşük boyuta indirgeyerek maksimum düzeyde veri varyansı sağlanır. Boyut indirgemek için temel bileşenler analizi sınıfından bir örnek alalım. En komponent argümanına 1 yazalım. Daha sonra x verisini kullanarak fit metodunu çağıralım. Kurulan bu model ile x verisini dönüştürelim. Bunun için transform metodunu kullanıyoruz. Şimdi Önce orijinal verinin boyutunu, ardından dönüştürdüğümüz verinin boyutunu görelim. Dikkat ederseniz dönüşüm yaptığımız veri iki boyuttan bir boyuta indi. Şimdi boyut azaltmanın etkisini grafikte görmek isteyelim. Öncelikle azaltılan verinin ters dönüşümünü bulalım. Bunun için ilk seni yazıp model yazdıktan sonra inverse transform yazalım. Dönüştürdüğümüz veriyi yazalım. Ardından orijinal verinin saçılım grafiğini çizdirelim. Bunun için plt yazıp scatter metodunu yazdıktan sonra önce ilk sütunu alıyorum. Ardından ikinci sütunu yazıyorum. Alfa argümanına 0.2 yazıp noktaların görünümünü belirliyorum. Daha sonra orijinal veri boyunca boyut azaltılmış verinin ters dönüşümünü gösterelim. Bunun için üstteki komutu kopyalayıp yapıştırıyorum ve bunu x yeniye göre düzenliyorum. Bunun noktaların görünümü için de alfa argümanına 0.8 yazıp bu komutları çalıştırıyorum. Orijinal veri ve boyutun azalttığımız verinin grafiği karşımıza geldi. Bu grafikte açık mavi noktalar orijinal veriler, sarı noktalar boyut indirgediğimiz verilerdir. Burada daha az önemsiz temel eksenler kaldırıldı. Sadece varyansı en yüksek veri bileşeni bırakıldı. Böylece veri setinin boyutun azalmasına rağmen veri noktalar arasındaki en önemli ilişki ortaya çıkmış oldu. Boyut indirgeme yalnız iki boyutlu veri setinde kullanılmaz. Yüksek boyutlu verilerde boyut indirgeme daha açık görünür. Hadi dijit veri setini kullanarak boyut indirgeme ile ilgili bir uygulama yapalım. Öncelikle Veri setini data sesten yükleyelim. Bu veri setini digis değişkeni atayalım. Öncelikle bu veri seti içerisindeki datanın yapısını görelim. Veri seti 8 x 8 piksel resimlerden ve 64 boyuttan oluşuyor. Veri setini sezgisel olarak anlamak için PCE temel bileşenler analizi tekniğini kullanarak boyut sayısını ikiye indirgeyelim. Öncelikle PCE sınıfından bir örnek alalım. Bu örneği kullanarak veriyi dönüştürelim. Bunun için fit transform metodunu kullanıyoruz. Veri setin ismini yazıyoruz. Daha sonra dönüştürdüğümüz verinin boyutunu görelim. Süper! Veri setini iki boyuta indirgedik. İndirgediğimiz veri setinin grafiğine bakalım. Bütün veri 64 boyutsal noktadan oluşuyordu. Bu noktalar en büyük varyans ile her bir veri noktasını yansıtıyor. Temelde burada 64 boyutsal uzayı optimum olarak döndürdük ve yaydık. Böylece rakamların layout'u iki boyutta görülebilir hale geldi. Boyut indirgenirken etiketler dikkate alınmadı. Dolayısıyla bu yaklaşım denetimsiz öğrenme tekniğidir. Pratikte temel bileşenler analizi kullanımının önemli bir yanı veriyi tanımlamak için kaç tane bileşenin gerektiğini tahmin edebilmektir. Bu birikimle açıklanan varyans oranına bakılarak belirlenebilir. Temel bileşenler analizinden bir örnek alıp fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Açıklanan varyans oranının grafiğini çizdirelim. Bunun için plt yazıp plot metodunu çağırdıktan sonra np nokta kümülatif toplam metodunu çağırıp metodu yazdıktan sonra Açıklanan varyans oranını alıyorum. Bu komut çalıştırdığımız zaman birikimli açıklanan varyans oranı grafiği karşımıza geldi. Grafikte bileşenlerin ne kadar varyansı açıkladığı gösteriliyor. Örneğin ilk 50 bileşen bütün varyansı açıklıyorken ilk 10 bileşen varyansın yaklaşık %75'ini açıklıyor. Grafikte gördüğünüz gibi veri setini iki boyuta indirgemek çok bilgi kaybını yol açıyor. Varyansın %90'ını açıklamak için yaklaşık 20 bileşene ihtiyaç var. Yüksek boyutlu veri setleri için bu grafik ihtiyaç fazlası boyutları anlamaya yardımcı olur. Temel bileşenler analizi aynı zamanda noise yani parazit veriyi filtrelemek için de kullanılır. Bunun anlamı parazitin etkisinden çok daha büyük varyansı herhangi bir bileşen kısmen parazitten etkilenmez. Temel bileşenlerin en büyük alt kümesini kullanarak veri tekrardan oluşturulursa parazit filtrelenebilir. Şimdi digit veri setini tekrar düşünelim. Bu veri setindeki paraziti olmayan girdi verilerinin bazılarını ekranda görüyoruz. Parazitli veri oluşturmak için veri setine biraz parazit ekleyelim. Ekrandaki görselde açıkça parazitler görünüyor. Şimdi bu parazitli veri setinden varyansı en fazla açıklayan 12 bileşeni alalım ve bunların grafiğini çizdirelim. Dikkat ederseniz temel bileşenler analizi tekniğini kullanarak parazitler fitrelenmiş oldu. Böylece temel bileşenler algoritmasını kullanarak yüksek boyutlu verilerde diğerlerine göre daha önemli öz nitelikleri seçerek parazitlerden kurtulmuş olduk. Temel bileşenler analizi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.